Her şey anlatılacak arkadaşlar. Bu yayında her şey anlatılacak. Bir toplanalım. Ban Vito ban yedi. Vito'nun olayını biliyorum arkadaşlar. O olayda ban yemesinde haklı bu arada. Ban hani daha haklı ban attılar. Binde bir olur. Topraklama devre dışı kalıp benim <laughs> anakart yanmış. <laughs> anakart GG. Ulan İşlemci gitse, ekran kartı gitse ben bunları alamam şu an. O kadar param yok benim. Hani, yani gitti. Yani ilk gün böyle baktık e, baya. Sağolsun Fatih abi ilk günden beri hani e, sürekli şey yardım ediyor. Çünkü hani ilk Fatih abi, Fatih abi dediklerine baktım. Anakart gitmiş dedi zaten. Fatih abi ilk tanıyı koydu zaten direkt. Şimdi ben bu anakartı alsam takamam. Bilgisayarcıya götürdüm. Dedim ki abi şöyle şey var. Hani açılmıyor. Bir iki gün bilgisayarcı da durdu. Üçüncü gün dedi ki adam ana... ikinci gün anakart yanmış dedi. İkinci gün gittim. Vatana gideceğim. Yani ne yalan söyleyeyim. Cebimde de fazla para yok. Ee, ne yapmam gerekecek? Hani bir yerden bana para lazım. Ve sonuçta hani bunu çıkarabilmem lazım. Ki ödeyemem lazım. O sırada da işte bu ay biraz sıkışık dönememe geldi. Eee sağ olsun. E, burada söylesem mi ki Bunu Söylenir ya. Eee Fatih abiden bir borç aldım. Bir tane açıklama yayını açtım biliyorsunuz. O an acayip derecede hani bunaltıya girmiştim. Sinirden ufak bir ağlama gibi bir durum oldu benim. Onun sebebi de hani aynı gün içinde bakın şimdi benim söylemediğim şey var onu da söyleyeyim. Bir gün önce ban yedim boş yere. Sonra bilgisayar anakartı yandı. Tamirciye götürüyorum. Tamirciye götürürken adamın biri yerden yere bir şey düşürmüş tamam mı? Adam yere bir şey düşürdü parasını gördüm. Dedim ki yazık adam parasını alsın. Ben bakmayayım hani bir yerine bakıyormuşum gibi anlar. Yanlış anlar hala pozitif. Her zaman pozitif bakarım hayata. Adam bir yerine bir şey düşürmüştür. Hani bakarım ayıp olur filan diye soluma bakıyorum. Elimde kasa. Adam cebimden Airpods'un kutusunu almış. Böyle nasıl kafam attı. Arada bir de Ayven bana açacağım diye 200 lira dolandırıldım. 200 lira da oraya gitti param. Bilgisayarın vasatlığını gördüm. Ka nasıl kasıyor? Kamera açtım. Oyun oynamıyorum. Bilgisayarım kasıyor. İnanılmaz bir şey. Hani yani kamera nasıl kasabilir? Bilgisayarın yaptığı bir fonksiyon yok ortada. İşte bir şey oldum. Kendimi kötü hissettim. Yayını kapattım zaten. Ondan sonra geldi bilgisayar. Bu sabah kurdum. Nasıl mutluyum. Direkt hani şöyle göstereyim zaten. Direkt böyle bilgisayarıma Valorant, CS ve G şey indirdim. Rastı. Hani 3 oyun benim için en önemli oyun zaten bu üçü. Sonra GTA 5'i de akşam indiririm. İşlemcim en azından yanmadı. En azından Allah şükür ana kartım yanmadı. Ha şey ekran kartım. O ikisine dua ediyorum. Sonra ban sebebine gelelim. Hani ben banı normalde saçma yedim. Neden saçma yedim? İki tahminim var. Ya ban dalgası geldi gene ban yedim. Ya da önceki açtığım sınavlardan dolayı ban yedim. Ha, yeniden önce açtım. Herkes seni bırakır Louis ama şunu unutma Fadıl abin niye ve kötü gününde yanında nokta 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 dostluk bağı her şeyden değerlidir sana bir şey olmasın. Fatih abi 300 lira atmış. Eyvallah abi kesene bereket çok teşekkür ederim. Chat bir Fatih abi bir kalp alabilir miyiz be? Peygamber efendimizi çadırına gelmişler. Bir sahabe Tamam mı? Tamam. İki kişi devesini bağlamış. Gerçek. Birisi bağlamamış. Girmiş içeri demiş ki, neden deveni bağlamadın demiş. Sahabeye sormuş. O demiş ki, ben zaten Allah'ıma tevekkül etmişim. Çalınırsa da Allah'ın zaten bileceği işlemiş. Peygamber Efendimiz'e de demiş ki, önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Ha, Bizim, ata sözümüzde buna ne derler? Eşeğini sağlam kaza bağla. Doğru mu? Doğru. Sen, Tamam priz olayını bilmeyebilirsin bak. Benim Hı. de küçükken başıma geldi. Bak katılıyorum buna. Bu olmayabilir. Sen gecenin bir buçuğunda nasıl olur da hani yayın yapıyorsun ya 3000 izleniyorsun ya artık sen bir yayıncı oldun şekerim. Ve ünlü yayıncıları ikiye katladın. Üçe hepsine tokat attın. Buna varım. Ee, dayanamadın. Eski bilgisayarındaki işlemciyi buraya. Onu oraya. Yani bu nasıl bir riskdir? Ve Şimdi. Bu bilgisayar, tamam mı kardeşim? Bu bilgisayar e, toplanmış, sana verilmiş bir bilgisayar. Sen evet. bunun dinamikleriyle niye oynadın? Anakart dedi ki, ben bunu bünyem kaldırmıyor. Kalp krizi geçirdi ve anakarta sen eks duruma düşürdün. Ben dedim şu an oynayamayacağım. Bu işlemciyi olur. dedim 3850 IQM'u kullanarak dedim ki, evet. Ben bu işlemciyi mantıken banyememiş bilgisayara takarsam Hı. fizyolojik olarak Hı -hı. Bu bilgisayar normal Peki. şartlardan daha iyi çalışıyor. Ben bunu kullanabilirim. Ben sana o gece şöyle bir laf... Ben sana dedim ki bak oğlum ben de GTA oynamayayım 10 gün. Yemişim yayınını dedim sana bak şahitsin. Evet. Rast oynarız dedim sana 10 gün rast oynarız dedim. Ve dedim sakın oynama hiçbir şey yapma. Sen yapmışsın. Abi naizane şimdi... Hiç... Bak olan evet. olmuş da bir şey yok tabi. Ama olan da hani bak parana yazık oldu. Evet. Ne bileyim stres yaşa... Oğlum sen gusül abdest nasıl alınır bilir misin? E, evet abi evet çok iyi yani, biliyorum. Yani gerçekten biliyorum Kur'an kursuna da gittin. Yani evet. En azından öğretmişlerdir. 3-4 evet. yıl Kur'an kursuna gittim şahsen. Tamam peki gusül farzı kaçtır oğlum? <laughs> gusül farzı. Abi o... Bir dakika şimdi yani ya ben Ç yanlış biliyorum. Çalışalım. Bir dakika. Kaç artık. oğlum? Farz... Yapmam gerekenler mi şimdi o abi? Onu bu buza... Şimdi üç, farz değil- oldu. farz değil ki ben beynim yandı. Şimdi bak oğlum niyet ediyorsun. Evet tamam mı? Ediyorsun? niyet ediyorsun tamam. Ağzına üç, üç kere su yapıyorsam böyle diyorsun. Bedenin her yerini yıkıyorsun değil mi? E, yok, bir dakika. Öyle değil abi. Her yani yeri mi? Üç Aferin. kere ağzına su veriyorsun böyle boğazını çalkalıyorsun filan burnuna çıkıyorsun. Üç Güzel. kere yüzünü yıkıyorsun. 3 kere burna yok 3 ağza 3 burna sonra bütün vücudu yıkıyorsun. Tamam bana şey dediler 3 kere yüzü tutuyom Tamam işte sen sonra... yıkanırken senin kıçın açık kalmış oradan çalmışlar işte kulaklığı tamam. Bir günde bir insan ban yiyip bilgisayarı patlayıp evin elektrik sistemine kısa devre yaptır ve kıç cebindeki kulaklığı nasıl çaldı? <laughs> ya işte <laughs> yani, yani e, ben e, anlamıyorum niye bu bu benim başıma gelmiyor da senin başına geliyor Allah benim de cezam Abi, versin Abi işte Öyle, de Allah... <gülüyor> <gülüyor> Cenabet değilimdir ya Olsa çok günah girdim abi, ya Ben, şimdi her yerimi yıkıyorum ya özellikle bak. Tamam oğlum, ya. tamam. Sen bize geleceksin ya, ben sana öğreteceğim nasıl alınacağını, sen rahat ol. Benim banyo büyüktür, sen rahat ol. Tak <laughs> <laughs> ya, bak bir şey olmaz ya demiş Ahmet. Şimdi arkadaşlar... Ya, ahmet daha ekran kartı sökmeyi bilmeyen adam. Arkadaşlar, geldim Discord'da dedim ki, ben bunu taksam kolay mı dedim. Ahmet de dedi ki, ne uğrunda dedi yani, ben bile takarım dedi. Tamam. Kamera açtım. Bana ne dediyse yaptım. Sen Ahmet'e niye güvendin? <laughs> Ahmet'e mi güvendin sen? <laughs> <laughs> Davut değil ya. ya? ekran açılmıyor. Kasanın power tuşu çalışmıyor Adam, diyor ki. Birbiriniz... Remi değişti. Ha, oğlum bak <laughs> oyunda birbirinizi trollleyin. Bak rasta çeleş alıyorsunuz beni trollüyorsunuz. Bak buna evet. varım. Eee iki ucu keli değnek olan maddiyata çıkacak şeyde birbirinizi niye trollüyorsunuz? Böyle bir olay var. Yarın e, büyük bir yayınım var arkadaşlar. GTA'da. E, saat 2 veya 3 gibi açacağım. 3 gibi olabilir. Ve şunu söylüyorum. Kaçırmayın. Bu kadar diyorum. Daha başka hiçbir şey. Kaçırmayın. Hani spoiler vermeyeyim. Sadece yarın 3'te tamam mı kardeşim? Gelin e, yayını izleyin. Tamam, izleyin. İzletir. Bu fanarpi server'larda hmm. bile böyle bir şey yok. Kafasına da sıkmıyor, göğsüne, göğsüne sıkıyor. Göğsüne, göğsüne. Bu da ayrı bir fantazi. Tabi tabi şimdi bak birinin ayağına bacağına. Bir dakika. Beş. Ha. Geç sıraya. Sıraya git. bu, bu nasıl yani bu hani. Deli rolü yapıyor. Zaten yani bir bu, bu, bu klip değil. Bir, birkaç tane daha Evet klip evet var. şu an ikinci klibi de ee, çok gaza geliniyor. O yüzden ben rap yaparken çok çete bakmama taraftarıyım. O yüzden zaten abone çetini alıyorum. Bilmiyorum hani olabilir. Ee, böyle bir şey yapmış yönetimin kararı abi. Ne diyeyim yani? Ben şimdi yani. Vito'nun e, karakter olarak hani ses tonu falan güzeldi ama evet, aklını yani. kullanmadılar. Evet aklını kullan. Abi bak. Abi ne oldu tam olarak? Ya bak şimdi biz eee eğleniyorduk tamam mı? Dans ediyoruz bir anda. Bizinkiler sindirim bozdu. Sıktım hepsini orada. Hatta de sonra geldim, güldük, eğlendik böyle. Ondan sonra bir baktım Mustafa'dan şey ha sonra PD geldi aldı beni. Okey. sonra işte ee, dur hatırlamaya çalışıyorum. Ben başında falan bekledi. Ben kaçmaya çalıştım. Emot attım. Deli taklit yaptığı gözükmektedir diye. İşte sonra maskeyi mi çıkartmaya çalıştım. Maskeye dedi emot attım. Yap, yapışıktır yüzüne diye. E, o attım emot, troll emotmuş. Yani. Maske yüzüm yapışık olamazmış galiba. Evet yapışık yani olamaz. Anladım. Orayı, orayı kesip tarak kafanın yeni videosuna ekleyebilirsin yani. <laughs> ben hiç sırıtmaz yani. Sonra Olayım. bir beş dakika sonra kırılma noktası o senin bölüm. 500 kam yedim sonra kuyu attım. E, rol bitti sonuçta. Kuyu attım, bir baktım Mustafa Bey'den mesaj geldi. İşte bir daha yaparsanız ban yiyeceksiniz. Tamam dedik. Sonra karakter değiştim. Oyuna girdim. Eski karakterim bug'a girmiş. Giremiyorum ona. Hı, hı. bir karaktere geçtim. ya yani şu eski bug'um buglu bir karakter vardı benim. Ona Ece, geçtim de, ince de, bir de, karakter. De, böyle evet ona yani ona geçmem gerekiyordu bir söylesene. Ona geçmem gerekti. Geçtim depoya vardık. Miksas ban attı bana. Düşündüm bir hile falan maçtım diye. Sonra VR'den de ban yedim.